Merhaba arkadaşlar, Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir testnet platformuyla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Yeni bir testnet videosuyla sizlerle beraberiz. Bugünkü projemizin ismi Mute Switch arkadaşlar. Mute Switch'in testnet aşamasına sizlerle beraber bu videomuzda katılacağız. Mute Switch, ZK Signing ağında merkeziyetsiz finans hizmeti verecek bir platform olacak ve şu anda testnet aşamasında arkadaşlar. Hatırlarsanız ZK Signing platformunu da sizlere tanıtmıştık. ZK Signing testnet'ından da sizlere bahsetmiştim. Videomuza geldiğimiz zaman, kanalımıza geldiğimiz zaman bakın burada ZK Signing testnet katılım videomuz var arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu izleyerek ZK Signing testnet katılımını tamamlamanızı ben sizlere öneriyorum. Neden? Çünkü Mute Switch platformunun da testnet'ini yaparken ZK Signing platformuna biz ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. Bu yüzden öncelikle ZK Signing testnet işlemlerini yapmanızı öneriyorum. Bu işlemleri tamamlayın. Daha sonra gelip Mute Switch testnetine bizimle beraber katılın arkadaşlar. Şimdi öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut arkadaşlar. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız. Ve şimdi platformumuza geri döndüğümüz zaman ne dedik arkadaşlar? Mute Switch platformu ZK Signing ağında çalışacak bir merkeziyetsiz finans platformu olacak. Bu yüzden bizler bu testnet'i hangi ağ üzerinden yapacağız? ZK Signing Testnet Guarli ağı üzerinden yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ZK Signing platformuna geleceğiz arkadaşlar. ZK Signing portal linkini de bu sayfanın linkini de videonun açıklamalar kısmına ben size bırakacağım arkadaşlar. Buradan MetaMask dedikten sonra şu anda bakın biz ZK Signing Guarli ağındayız. Normal Guarli ağında. Biz normal Guarli ağındayız. Şu anda bizi ZK Signing Testnet Guarli ağına almaya çalışıyor arkadaşlar. Bu ağı seçmemizi gerektiğini söylüyor. O yüzden Switch Network diyerek ağımızı değiştirdik arkadaşlar. Bakın MetaMask'ımızdan da kontrol edersek bizler şu anda ZK Signing Testnet Guarli ağındayız arkadaşlar. Sizin de bu şekilde seçili olması gerekiyor ağınızın. Bakın şu anda burada herhangi bir Ethereum'umuz mevcut değil. Sizler öncelikle ne yapacaksınız? Bu platforma geldikten ve cüzdanınızı ZK Signing Guarli Testnet ağında bağladıktan sonra buradaki Faceout kısmı var arkadaşlar. Musluk kısmı. Buraya geleceksiniz. Burada Request from Faceout butonuna basacaksınız. Ve tokenlerinizi talep edeceksiniz. Daha sonrasında My Account kısmına geldikten sonra size burada 300 USDC, BTC, Link ve DAI verildiğini göreceksiniz arkadaşlar. Fakat Ethereum verilmemiş olacak. Size buradan Ethereum verilmeyecek. Siz bu Ethereum'u nereden alabilirsiniz arkadaşlar? Öncelikle Guarli ağında bir Ethereum'a ihtiyacınız olacak ve onu daha sonrasında ZK Signing Testnet Guarli ağına aktaracaksınız. Onu da nasıl yapıyorduk biz? Daha önceki ZK Signing videomuzu izleyen arkadaşlar bunu bilecektir arkadaşlar. Deposit kısmına geliyoruz. Benim şu anda ZK Signing Guarli test ağında herhangi bir Ethereum'um yoktu. Fakat Guarli ağında bir Ethereum'um vardı. 2,3 adet. Bakın MetaMask'ımızdan da kontrol edelim. Şu anda ZK Signing Testnet Guarli ağındayım. Ethereum'um yok. Fakat buradan normal Guarli test ağını seçtiğim zaman bakın benim burada 2,3 Ethereum'um var. Sizler Guarli test ağında Guarli Ethereum'una test tokenine sahip değilseniz bunu bazı musluk sitelerinden alabiliyorduk arkadaşlar biz. Bu da örneğin Guarli Authenticated Faceout. Buradan adresimizle beraber biz alabiliyorduk Ethereum fakat şu anda bu muslukların hiçbirisinde Ethereum kalmamış durumda. O yüzden sizler eğer Ethereum'a ihtiyaç duyarsanız bu testnetlere katılmak için Ethereum'a ihtiyacınız olacak. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Videonun yorumlar kısmına adresinizi yazarsanız, Ethereum adresinizi yazarsanız buradaki adresinizi ben size cüzi miktarlarda testnetleri kullanabilmeniz için Ethereum gönderirim arkadaşlar. Veya kanalımıza gelip buradan Telegram sohbet grubumuza gelirseniz arkadaşlar Telegram sohbet grubunda test için Ethereum'a ihtiyacım var, Ethereum gönderir misiniz yazdığınız takdirde ben size oradan da Ethereum gönderirim arkadaşlar testnetlere katılabilmeniz için. Yoksa şu anda başka herhangi bir yerden
Bunu bulamayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi Guali Test Stand'ı benim 2.3 adet Ethereum'um vardı. Ben bunu nereye geçirmek istiyorum? ZK Signing Testnet Guali ağına geçirmek istiyorum bu Ethereum'larımı. O yüzden ne yaptım? Buradaki depozit kısmına geldim. Bakın 2.3 adet kullanılabilir görünüyor arkadaşlar. Buraya 2.3 adet, hatta 2.2 yazalım arkadaşlar. Şöyle 2.2 adet yatıralım. Depozit dedim. Switch Network diyerek tekrar ağımı ZK Signing Testnet Guarla ağına aldım. Bakın şu anda MetaMask'ımızdan onay istiyor arkadaşlar. Bu onayı verdik. Tokenlerimiz şu anda gönderiliyor arkadaşlar. ZK Signing Testnet ağımıza. Buradaki My Account kısmını kontrol ettiğimiz zaman birazdan Ethereum'larım, 2.2 adet Ethereum arkadaşlar buraya gelecek. Şöyle sayfayı yenileyelim. Şu an işlem daha henüz tamamlanmamış. Testnet aşamasında olduğu için arkadaşlar bu platformların hepsi işlemler yavaş ilerleyebiliyor. Unutmayın. O yüzden sabredin arkadaşlar. İşleminiz yavaş sürebilir veya hata verebilir. Tekrar deneyin. Bu tarz hatalarla testnet aşamasında bizler çoğu zaman zaten karşılaşıyoruz. Bunlara alışık olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar bir kontrol edelim. Şu anda işlem hala daha devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada available olarak şu anda görünmüyor. Demek ki birazdan tokenlerimiz bu kısma aktarılacak. Şimdi biz tekrar Mute Switch platformuna geri dönelim arkadaşlar. Bizler burada hangi işlemleri yapacağız? Öncelikle Mute Switch platformunun testnet linkini de ben size videonun açıklamalar kısmına koyacağım. O link üzerinden bu sayfaya geldikten sonra bakın burada connect butonunu göreceksiniz. Sağ üst köşede cüzdanımızı buradan bağlamamız gerekiyor. Buradan MetaMask butonuna tıklayacaksınız. MetaMask cüzdanımızı şu anda bakın ZK Signing Testnet Goarly ağını seçmem gerekiyor. Ağını değiştir diyor arkadaşlar. Buradan Switch Network diyerek bakın buradan bağlantımızı yaptık. Ağ olarak da şu anda ZK Signing bakın şuradan da connectimizi yaptık. Ağ olarak da şu anda ZK Signing Testnet ağını biz bağlamış durumdayız. Bakın ZK Signing Testnet Goal. Bakın tokenlerimiz de cüzdanımıza gelmiş arkadaşlar. 2.2 adet. Şimdi bizler burada hangi işlemleri yapacağız? Şuradan tekrar My Account kısmından bir kontrol edelim. Elimizde hangi tokenler vardı? Şunu onaylamayalım. Çünkü birazdan Mute Switch platformuna geleceğiz. Şimdi burayı artık kapatabiliriz arkadaşlar. ZK Signing portalına şu anda artık tokenlerimizin hepsi elimizde bulunduğu için ihtiyacımız kalmadı. Burayı kapattık. Daha sonra Mute Switch platformuna geri döndükten sonra bakın burada swap işlemi yapacağız sizlerle. Burada tokenleri birbirine takas edeceğiz. Daha sonra pool kısmından bizler burada likidite havuzları oluşturacağız arkadaşlar. Burada sizlerle likidite havuzları oluşturacağız. Daha sonra farming kısmı var arkadaşlar. Buradaki farming kısmında da oluşturduğumuz likidite havuzundan elde ettiğimiz LP'leri burada farming başlatacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar şuradan bir cüzdanımı kontrol edeyim. Bakın şu anda buradaki adresimle buradaki adresim uyuşmuyor arkadaşlar benim. O yüzden şuradan disconnect dedim. Tekrar MetaMask'ımı bağladım. Evet şu anda bakın oldu. Az önce diğer bir cüzdanımızla bağlanmışız. Bakın şu anda buradaki adresimizle buradaki adresimiz uyuşuyor. Şimdi buradan swap kısmına geldim arkadaşlar öncelikle. Buradan wallet kısmından elinizdeki tokenleri bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bakın şu anda 5 adet zaten token mevcut burada. Ethereum, DAI, USDC, LINK ve BTC hepsinden de elimizde bir miktar bulunuyor. Buradaki swap kısmına geleceksiniz. Ethereum'u seçeceksiniz. DAI'yi seçeceksiniz. Çok ufak miktarda örneğin 0.1 adet arkadaşlar. Şimdi DAI'ye çevireceğiz. Ethereum DAI takası yapacağız. Buradan approve dedik. Bizi cüzdanımıza yönlendirecek. Sign dedik. Öncelikle approve onayımızı yapacağız. Daha sonra da swap işlemimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın sign dedik tekrar. Transferimiz başarılı bir şekilde yapıldı arkadaşlar. Şu anda takas işlemimiz. Daha sonra ne yapacağız? Ethereum'umuzu USDC'ye çevireceğiz. Buradaki tüm tokenleri takas etmeye çalışacağız arkadaşlar birbiriyle.
Ethereum USDG takasımızı da buradan tamamlıyoruz. Cüzdanımıza yönlendirdi bizi. Buradan onayımızı veriyoruz. Bir kez daha onay isteyecek sanırım. Yok istemedi, evet. Şu anda Ethereum USDG takasımızı da yaptık. Daha sonra Ethereum Link takasımızı da yapacağız. Buradaki tüm tokenlere bir kez takas işlemi yapmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yapmış olmalıyız daha doğrusu. Çünkü bu bir testnet. Buradaki her şeyi bizim kullanmamız faydamıza olur. Link takasımızı da yaptık. Şimdi birazcık da Ethereum BTC takası yapalım. Swap dedik, yine cüzdanımızdan onayımızı vereceğiz. Evet, onayımızı da verdik. Evet, bu takasımızı da tamamladık. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın buradaki bütün tokenleri takas işleminde biz kullanmış olduk. Daha sonrasında şimdi bir de işlemlerin tersini yapalım arkadaşlar. Ethereum'dan diğer tokenlere bir dönüştürme yapmıştık. Şimdi işlemi şu şekilde terse çevirdik ve 0.0 şöyle ufak bir miktar Ethereum'a, bu sefer de BTC'den Ethereum'a bir takas işlemi yapalım. Buradan yine cüzdanımıza yönlendirdi. Approve diyeceğiz. Daha sonrasında bizden bir onay daha isteyecek arkadaşlar cüzdanımızdan. Onu da onaylayacağız. Evet, onaylandı işlemimiz. Şimdi BTC'den Ethereum'a yaptık. Link'ten Ethereum'a yapalım arkadaşlar. Şöyle 100 adet. Hatta 100 fazla oldu arkadaşlar. Şöyle 50 adet Ethereum'a bir takas işlemi yapalım. Onayladık. Evet, bu işlemimiz de başarılı. Şimdi USDG'den yapacağız arkadaşlar. Şöyle 50 dolar değerinde bir USDG Ethereum'a dönüştürme işlemi yapalım. Bu şekilde bütün tokenleri kullanıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında da likidite ekleme kısmına geçeceğiz. Elimizdeki tokenleri platforma likidite sağlayacağız arkadaşlar. Likidite olarak ekleyeceğiz. Evet, USDG Ethereum dönüşümünü de yaptık. Şimdi DAI Ethereum dönüşümünü yapacağız. Pardon, buraya yazacağız. Bize zaten kaç Ethereum yaptığını burada gösteriyor arkadaşlar. Buradan yine cüzdanımızdan onayımızı veriyoruz. Tekrar onayladık. Evet, bu takas işlemini de yaptık arkadaşlar. Evet. Takas işlemlerinin tersini de başarılı bir şekilde yaptıktan sonra şimdi pool kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Pool kısmında bizler buraya likidite ekleyeceğiz. Bakın burada add liquidity kısmı var arkadaşlar. Buraya geldikten sonra yukarıdan Ethereum'u seçtik. Aşağıdan da DAI'yi seçtik arkadaşlar. Ufak miktarlarda 0.1 adetlik kısmını örneğin, hatta şöyle 0.05 adetlik bir Ethereum'la 114 DAI'yi buraya şu anda likidite olarak ekliyoruz. Supply butonuna bastık. Cüzdanımıza yönlendirdi. Buradan sign diyerek işlemimizi onayladık. Evet, likiditeyi ekledik arkadaşlar. Şimdi burada görünecektir. Bakın buraya geldi, gördünüz mü? Tekrar add liquidity diyoruz. Şimdi de Ethereum'la USDG'yi yine şöyle 0.05 adet Ethereum'la beraber 631 USDG'yi buraya sign dedik ve likidite olarak ekliyoruz arkadaşlar. Evet, bunu da başarılı bir şekilde ekledik. Add liquidity kısmına tekrar gittik. Ethereum'la bu sefer link arkadaşlar. Link'i buraya biz ne yapacağız? Likidite olarak ekleyeceğiz. Yukarıdan Ethereum, aşağıdan link. 0.05 adet Ethereum'la 293 adet link'i likidite olarak şu anda platforma ekliyoruz.
Evet, bu işlemimizi de başarılı bir şekilde tamamladık. Son olarak Ethereum'la BTC'yi arkadaşlar yine şöyle 0,05 adet supply dedik. Ethereum BTC likidite ekleme işlemimizi de başarılı bir şekilde yapıyoruz. Evet, bunu da ekledik. Bakın 4 farklı şu anda likidite havuzumuz oluştu bizim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın buradaki farming kısmı var. Buradaki farming kısmına geleceksiniz. Burada şu anda yalnızca Ethereum DAI havuzu mevcut. Bunu açtıktan sonra bakın burada bizim az önce yapmış olduğumuz, bakın pool kısmında yapmış olduğumuz DAI Ethereum likidite işleminden arkadaşlar buraya bir likidite sağlamıştık. Ve bakın buna tıklayınca LP tokenlerimiz görünüyor burada. 2,29 adet bize LP token buradan verilmiş. Bu yaptığımız likidite üzerinden bize sağlanmış. Şimdi ne yapacağız? Bu farming kısmına gelerek bu elimizdeki LP tokenleri buraya yatıracağız arkadaşlar. Şöyle küsuratları şu şekilde silin arkadaşlar. Approve diyeceğiz öncelikle. Approve diyerek işlemimizi onaylayacağız. Daha sonrasında da tekrar bir işlem daha yapacağız arkadaşlar ve staking işlemimizi de buraya tamamlamış olacağız. Yani farming başlatmış olacağız. Bakın deposit butonu geldi arkadaşlar şimdi de. Şimdi deposit diyerek elimizdeki LP tokenleri buraya stake ediyoruz ve farming işlemi başlatıyoruz. Şimdi testnet mantığı nasıldır arkadaşlar? Testnetlerde bizler bütün platformun bütün özelliklerini kullanmaya çalışırız. Elimizden geldiğince bütün özellikleri biz kullanmaya çalışırız. O yüzden şimdi neler yaptık? Swap kısmından swap işlemlerini tamamladık. Pool kısmından 4 farklı havuzda likidite ekledik ve farming kısmından geldik arkadaşlar. Farming kısmından da farming işlemi başlattık. Şimdi bakın şuradaki collect kısmını açtığınız zaman burada yapmış olduğumuz likidite görünüyor. Depozit ettiğimiz miktarlar görünüyor. Şimdi burada collect butonu var arkadaşlar. Burada ilerleyen zamanlarda biz burada bir farming işlemi başlattığımız için burada bir Ethereum birikecektir arkadaşlar. Sizler ileride kontrol ederek gelip buradaki Ethereum'larınızı buradan collect edin. Bu da yine önemli bir özellik arkadaşlar. Bizler testnet'te bütün özellikleri kullanmaya çalışıyoruz. Fakat şu anda bakın collect'i kullanmadık. Hatta şu an yine bir collect işlemi yapalım. Herhangi bir miktar gelmeyecek ama en azından collect işlemini yapmış olalım arkadaşlar. Onayımızı verdik. Collect işlemini de yapmış olduk. Platformu ara ara girip bu şekilde kullanın arkadaşlar. Buraya yatırmış olduğunuz LP'lerin bir kısmını mesela çekin. Örneğin buradan withdraw kısmından arkadaşlar. Bakın tekrar bir çekim işlemi yapalım şu anda. Yatırmış olduğumuz LP'leri şu anda çekiyoruz arkadaşlar biz. Bakın çektik. Yatırmış olduğumuz LP'ler tekrar cüzdanımıza geldi. Mesela tekrar maksimum diyerek LP tokenlerimizi geri yatıralım bu sefer. Siz de ara ara platforma gelerek bu işlemleri yapın arkadaşlar. Yatırmış olduğunuz LP'leri withdraw diyerek çekin. Collect butonuna basarak biriken farming ödüllerinizi toplayın. Pool kısmına gelerek tekrar yeni likidite havuzları açın, ekleyin. Swap kısmına gelerek tokenleri yine ufak ufak birbirine takas işlemi yapın. Neden? Çünkü testnetlerde bunlar önemli arkadaşlar. Testnetlerde yalnızca bir kere gelip işlemleri bir kere tamamlamak bazen yetmeyebiliyor. Bazen belirli bir işlem sayısı bizden isteyebiliyorlar veya belirli bir gün isteyebiliyorlar arkadaşlar. 5 gün boyunca testnet'te işlem yapmış kişilere ödül veriyoruz vesaire diyebiliyorlar. Bu yüzden ara ara gelip platformu kullanmanızda fayda olacaktır. Testnet adımlarımız bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.